Herkese merhaba, ben Serkan. Bugün sizlerle Ekim ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Ekim ayı benim için güzel bir aydı. 5 tane kitap okudum. Aslında artık hedefime geçen ay ulaştığım için biraz böyle bir atalet vardı üzerimde. Ama kendime yeni yeni hedefler koyarak en azından yılı daha verimli bir şekilde, çünkü buraya kadar geldik artık, daha verimli bir şekilde bitirmek adına yeni hedefler koymaya başladım. Bununla ilgili videolar da gelecek. Zaten bir önceki kitap alışverişi videomda bundan biraz bahsetmiştim. Oraya giderseniz detayları öğrenebilirsiniz ama zaten yeni bir okuma bloğu gelecek bununla ilgili de. Bu 5 tane kitap da gerçekten beni etkileyen güzel kitaplardı. Bunlardan hemen size çabucak bahsetmek istiyorum. Bu ay okuduğum, Ekim ayında okuduğum ilk kitap Jean-Louis Fournier'den Son Siyah Saçım ve İhtiyar Delikanlılara Bazı Öğütler kitabı. Şimdi Fournier bu yıl benim tanıdığım ve çok sevdiğim bir yazar. Anlatı türünde gerçekten çok güzel eserler veriyor. Özellikle Nereye Gidiyoruz Baba, Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam ve Dulla beni çok etkiledi. Bu kitap da beni yine etkiledi ama işte bir Nereye Gidiyoruz Baba ya da Dul ya da işte Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam değildi. Yine yazarın o mizahi dili, kendiyle dalga geçen, etrafıyla dalga geçen, hayatla dalga geçen dilini, yani daha doğrusu zorluklara karşı bu mizah dilini, bu dalga geçmeyi, kullanışını ben çok sevdim. 60 yaşında yazıyor yazar bu kitabı, daha doğrusu 60 yaşında yazmaya başlıyor. Ve işte yaş almak, yaşlılık, bulunduğu noktadan geçmiş ve geleceğe olan bakışları gerçekten çok güzeldi yine. Ve ben sevdim bu kitabı ama dediğim gibi bir dul değildi ya da oradaki o duygu yoğunluğu, hatta dul nereye gidiyoruz baba, yani onlar kadar beni etkilemedi. Ama yine de çok sevdiğim güzel bir kitap oldu. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Bu ay okuduğum bir diğer yazar yine bir Fransız olan Margaret Duras. Gerçekten yazar isimleri okumakta çok kötüyüm. Umarım dalga geçmiyorsunuzdur benimle. Pasifik'e karşı bir Bent romanını okudum. Bu yıl okuduğum Fransız, tanıştığım Fransız yazarları çok sevdiğim için bu sonraki okuma yolculuğumu biraz şekillendirecek bir şey aslında. Çünkü ben biraz daha Fransız edebiyatına şöyle bir dalmak istiyorum. Çünkü gerçekten okuduğum tüm yazarları çok sevdim. Bu benim Duras'la tanışma kitabım oldu. Öncelikle müthiş bir kapağı var gerçekten. Can Yayınları'nın bu Can Modern'den çıkmış olan bu güzel kapağını da ben çok sevdim. Bunu 2 yıl önce 10 TL'ye aldığımı da düşündüğüm zaman gerçekten tam bir fiyat performans ürünü oldu bu benim için. Şimdi Pasifik'e karşı bir Bent'te Fransız sömürgesinde yaşayan bir anne ve 2 tane çocuğunu merkeze alıyor yazar. Ve anne aslında Fransa'da bir öğretmen, evli. Ve bu Fransa'daki propaganda sonrasında bu Çin Hindi'ne gitmeye karar veriyorlar eşiyle. Fakat eşi oradayken 2 yıl sonra ölüyor. Bu annesi, yani daha doğrusu kendisi, kadın ve eşi aslında öğretmenler ama eşi öldükten sonra 2 tane çocuğuyla beraber dul kalıyor ve orada zorlu hayatı başlıyor. 10 yıl boyunca bir restoranda piyano çalarak biriktirdiği parayla bir arsa satın, daha doğrusu kiralıyor, bir arsa kiralıyor ve kiraladığı arsa maalesef Pasifik'in dalgalarıyla yılda bir ya da 2 defa sular altında kalıyor ve bir şeylerin yetiştirilmesi mümkün olmayan bir tarla. Ve burada kadının Pasifik'e karşı bir bent kurmasıyla, daha doğrusu bu metafor üzerinden oradaki zorluklarla başa çıkmaya çalışmasını okuyoruz. Ve bir annenin işte çocuklarına iyi bir gelecek sunmak adına bazen nasıl hatalar yapabileceğini de okuduğumuz güzel bir roman. Akıcı da bir romandı. Dilini de sevdim yazarın. O nedenle bu tanışma kitabı benim için verimli bir tanışma kitabı oldu. Duran'ın ya da Duras'ın diğer kitaplarını da edinmeyi düşünüyorum. Kendisiyle yolculuğumuz devam edecek, öyle gözüküyor. Ondan sonra bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel Can Miras serisinden basılmış olan bu muhteşem
İki kitabı aslında şuraya yukarıya koydum. Anlattığım güzel, benim de kişisel Cumhuriyet'le ilgili kişisel fikirlerimle beraber kısa bir video çektim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu günde. Tekrar Cumhuriyet'in 100. yılı hepimize kutlu olsun. Umarım daha güzel yarınlarda Cumhuriyet'in bize açmış olduğu yolda yürümeye devam ederiz. Türkiye'nin ilk yılları ve Türkiye'nin geleceği Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu birincisi meclis konuşmaları, meclis açılış konuşmaları ve CHP kurultaylarındaki konuşmalarından oluşan bu metin ve Türkiye'nin geleceği İzmir'de 1923 yılında yapmış olduğu 6 saatlik bir konuşmanın metni olacak şekilde bu iki kitabı okudum. Gerçekten ikisi de bizim sahip olduğumuz tarihi bilgileri ilk ağızdan doğrulamak adına, ilk ağızdan bunun gelişimini yıl yıl görmek adına gerçekten beni çok etkileyen iki metin oldu. Ve Nutuk da gelmek üzere, bu Can Miras serisinden çıkan Nutuk'u da edindim. Çünkü ben Nutuk okumamıştım. Nutuk'u da önümüzdeki yıl 12 aya yaymayı düşünüyorum. Sizlere de bu muhteşem iki tane kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Geç kalmış hissedebilirsiniz kendinizi ama geç hiçten iyidir. Okuyun lütfen. Tavsiye ediyorum bu iki kitabı da. Çünkü yolun nerede başladığını ve nereye gittiğini anlamak adına gerçekten çok değerli Mustafa Kemal'in ağzından bu Cumhuriyet yolculuğunu okumak. Bu ay okuduğum son kitap Aniorno'nun benim de elimde bulunan, Türkçe basılmış olarak elimde bulunan son kitabı olan Olay kitabı. Kısacık bir metin ama gerçekten yine Aniorno çok çarpıcı bir esere imza atmış. Olayda Aniorno'nun yaşamış olduğu bir cinsel deneyim sonrasında hamile kalmasını ve Fransa'da o dönem yasak olan kürtajı gizli olarak, kaçak olarak yaptırmış olduğu kürtajı ve yaşadıklarını okuduğumuz bir metin. Öncelikle bir karşı cins olarak bir kadının yaşadığı bu zorlukları okumak benim için çok değişik bir deneyimdi, değişik bir tecrübeydi. Ve yine onu düşündürdü tabii. Erkek hayatına yaşamayı devam etti ama kadının yaşadığı acıları okuduk burada ilmek ilmek. Ve Aniorno yine hatıralarla beraber yaşadığı hisleri, duyguları birleştirmesiyle çok güzel bir esere imza atmış. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Bu yılın benim için en büyük kazanımlarından birisi kesinlikle Aniorno'ydu. Ve bir sonraki videoda da bir okuma vlogu çekeceğim ve okuma vlogunda da ilk defa başka bir dilde bu sene, yani daha önce tabii ki okudum başka dilde kitaplar ama ilk defa bu sene başka bir dilde okuduğum kitabın vlogunu çekiyorum. Onu da göreceksiniz. Bu güzel kitabın vlogu da yakında kanalda olacak. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu yolda benimle olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.